Arkadaşımla bu sabah görüntülü konuşuyordum. Bana yaklaşmakta olan kayak tatili planından bahsediyordu. Ona dedim ki, yaklaşmakta derken, ne zaman yapmayı planlıyorsun bunu? Onun cevabı yıl sonunda gitmek için umutlu olduğundan yanaydı. Sonradan bunun hakkında enine boyuna düşünmeyen çok fazla arkadaşımın olduğunu fark ettim. Sanırım bu futurist olmanın getirdiği bir sonuç. Bu benim işim. Ben geleceği tahmin etmiyorum ama mesleğim gereği trendleri takip ediyorum ve bilgileri analiz ediyorum. Eğer karantinadan birkaç hafta içerisinde çıkacak olursak ve çıkacağımızı düşünüyorum, yolumuza karantina olmadan devam edeceğiz, şekil vereceğiz. Gerekli aşı bulunmadan dünya eski haline yani normale dönmenin kıyısından bile geçemeyecek. Aşıyı bulduktan sonra bile, ki 18 ile 24 aylık bir zamandan bahsediyorum, aşı en erken 2021'in ortalarında gelecektir. Aşı hazır olsa bile, normale dönmeyi düşünmemiz için yeterli miktarda aşı üretip bunu tüm dünyaya ulaştırmamız gerekiyor. Yani arkadaşımın 2021'in sonunda kayak yapmaya gitme ihtimali var ama 2020'de gitmesine çok zor gözüyle bakıyorum. Uluslararası havayolu ulaşımı ilk krizden sonra geri gelmesine en zor gözüyle baktığım şeylerin başında geliyor. Kriz bittikten sonra, hatta karantinadan çıktığımız zaman bile sosyal mesafe kuralına uymaya devam etmemiz gerekiyor. Elimizden geldiğince diğer insanlardan 2 metre veya 6 feet uzakta durmaya çalışmalıyız. 12 ila 18 ay boyunca diğer insanlarla olan temasımızı en az seviyede tutmaya devam etmeliyiz. Bunu gerçekten kafamıza almamız gerekiyor. Yani çalıştığınız kurum size haftaya işe gelebileceğinizi söylerse, onlara çalışma ortamının sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını sormanız gerekir. Eğer ofisler gibi küçük mekanlara çok insanın sığdığı bir düzende çalışıyorsanız artık böyle çalışmanız mümkün değil. Ofisinizdeki insanların birlikte kalabalık oluşturduğu yemek yeme veya buluşma alanları 12 ila 18 ay boyunca kullanımda olmayacak. Eğer bir yere havayolu ile gidecekseniz uçakta nasıl sosyal ve fiziksel mesafeye dikkat edeceksiniz? Normalde her sırada bir kişi olması gerekiyor ama bu havayolu şirketleri için muhtemelen ekonomik anlamda devam edilebilir bir plan olmayacaktır. 2 metrelik yarı çapını size kazançlı bir şekilde sunamayacakları için havayolu şirketleri uçaklarının 1/3'ü boş olarak uçurmak yerine uçmayacaklardır. Aynı zamanda ülkeler de sizin gelmenize izin vermeyeceklerdir. Covid-19 ile gelen gerçek bir sorunumuz var. İkinci dalga. Bunun kesinlikle yaşanacağını biliyoruz, çünkü geçmişte ne zaman bir salgın olsa dünyada bu hep tecrübe edildi. 100 yıl önce 1918 kışında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İspanyol gribi vardı. Dünya genelinde milyonlarca insan öldü. Kuzey yarımküreye yaz geldiğinde virüs etkisini azalttı ve herkes nefes aldı ama 1919'da kuzey yarımküreye kış geri geldiğinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında milyonlarca insan daha öldü. Çoktan ikinci dalgaya geçmiş bazı ülkeler olabilir. Çin bu durumla savaşmaya başlıyor bile. Aynı şekilde Güney Kore'de ikinci dalgadan dolayı yavaş yavaş vakalar artmaya başladı ve bütün bunlar insanların sosyal mesafeye uymamasından dolayı gerçekleşiyor. Burada size anlatmaya çalıştığım şey ve aynı zamanda umarım bu sene kayağa gitmeyi planlayan arkadaşıma da, dünya yakın bir zamanda normale dönmeyecek. Karantina yakın bir zamanda bitse bile ve bence bitecektir, önümüzdeki aylarda aşıyı bulana kadar farklı bir dünyada yaşamak zorunda kalacağız. Ofislerinizin düzenleri değişecektir. Toplu taşıma kuralları, ülkelere giriş çıkışları kısıtlayarak uluslararası ulaşımın olmamasına neden olacaktır. Eğer ulaşım olursa bile sizi karantinaya alacaklardır. Bu olay okullarımızı, otellerimizi, restoranlarımızı, alışveriş merkezlerimizi etkileyecek, neredeyse geri dönmeyi hayal ettiğimiz her şey önümüzdeki 12 ila 18 ay içerisinde çok farklı görünecektir. Lütfen bakış açınızı artık dünyanın farklı bir yer olduğunu kabullenerek ayarlamaya başlayın. Kısa bir tatil yaptık veya evde birkaç hafta geçirip eski hayatımıza kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Her şey değişti. Her şey değişmek zorunda. Bu da, sizin veya kurumunuzun da değişmek zorunda olduğu anlamına geliyor.
Eğer daha fazla bilgi isterseniz ya da sizin veya kurumunuzun nasıl değişimlerle yüzleşeceği konusunda yardım almak isterseniz benimle veya Tomorrow Today ekibiyle iletişime geçtiğinizden emin olun. Biz de size yardımcı olabilelim. Bu video Graham Codrington tarafından hazırlanmıştır. Türkçe çevirisi ve seslendirilmesi White Tulip Sağlık Derneği tarafından yapılmıştır.